Mekikoyacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir videoyla beraberiz. Bu çaydanlık çayı doldururken akıttığı için hiç kullanamadım. Atmaya da kıyamadım. Farklı bir şey yapmayı düşündüm ve gül çiçeklerim vardı. Onu buraya ekmeyi düşündüm. Ancak ektikten sonra video çekmeye aklıma geldiği için bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu porselen olduğu için dibi delik olmadığından çiçekler sürekli su altında kalırsa zarar göreceği için dibine bir miktar straforlardan kırıp dibine yerleştirdim. Sonra kendi toprağını dağıtmadan içine yerleştirdim. Daha doğrusu gül çiçeklerine hangi toprak daha iyi geleceğini ben bilemediğim için aldığımda var olan toprağı kullandım. Bu şekilde ektim. Bunun dışında benim porselen demliğim sade bir demlik olduğu için desen yapmayı düşündüm. Bu cam CD kalemleri olarak da bilinen camlara desen yapılan kalemlerden kullanıp buraya desenler yapacağım. Daha önce yapraklarını dökmüştü. Tekrar yaprakları açarak gül verdi. Belli bir zamanda güller yaprağını döküp tekrar açan cins sanırım bu. Solduğunu düşünmüştüm yapraklarını döktüğünde. Baktım tomurcuklar tekrar gelince o solan dallarını kestim, budadım ve tekrar bu şekilde yeşillendi, gülünü de verdi. Orkidelerim yavru verdi. Bu yavru vermesi için çiçek dalı verdiğinde üstün tomurcuğunu kırmıştım. Oradan çiçek veremediği için yavru verdi. Bu yavruyu daha sonra ayıracağım. Onun videosunu da çekeceğim. Bu yavruyu ayırırken şuradan kesip kökleri bak hemen tutunmaya başlıyor köklerinden bak. Toprağa orkide toprağı biraz farklı olur. Ağaç dalları gördüğünüz gibi hemen tutundu. Güzel sağlıklı bir yavru verdi. Bunu daha sonra ayıracağım. Onun videosunu da çekeceğim. Bu şekilde yaprak verdi. Bu sene çiçek vermedi. Eski de yapraklarını bıraktı buradan. Yeni yaprak attıkça alttaki eski yapraklar biraz tozlanmış. Dip taraflarına su vurmadım. Suyun altına tutup yıkıyorum yapraklarını. Ya da ıslak bir selpakla temizleyebiliriz bu şekilde. Ben daha çok suyun altına tutup yıkıyorum akarsuda. Çok daha sağlıklı oluyor. Bu şekilde yine kirleri orada kalıyor. Evet, bu yavruyu göstermek istemiştim.
Orkideler nasıl çoğaltılır? Bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Tohumları çok incecik olduğu için tohumdan çoğaltma işlemini bilemiyorum. Ancak böyle yavru verdirme işlemiyle orkidelerinizi çoğaltabilirsiniz. Bu çiçeğin adını da bilmiyorum. İnternetten biraz bakıp araştırdım. Bilemedim bakımını. Ama ben orkidelerin bakımı gibi bakıyorum. Haftada veya 5 günde bir su atıyorum. Şurada çiçek verdi, tohum verdi. Tohumdan çoğaltılır mı onu deneyeceğim ben. Şu tohumlarını alacağım, ekeceğim. Çiçeği bu şekilde. Fazla şey yok ama yaprakları çok güzel. Yeşili çok güzel bir tonda. Sevdiğim çiçeklerden biri. Bunu tohumdan çoğaltma işlemini yapacağım. Dibine bakınca dibinde yavru vermiyor. Ama köklerini genişletiyor. Bu şekilde yayılıyor. Onlardan ayırma işlemi de yapılabilir ama ben kıyamıyorum. Şimdi ellemeyeceğim. Yapabilirsem tohumdan çoğaltma işlemini yapacağım. Bu orkidemde çiçekler dökmüş durumda. Ama ben kesmedim. Buradan yavrular vermesini umuyorum. Eğer solarsa solduğu yere kadar o dalı keseceğim. Solmazsa bu dallardan, tomurcuklardan yavruları vereceğini, dal vereceğini düşünüyorum. O yüzden kesmedim. Bu çiçek zamanını doldurdu. Çiçeklerini döktü. Ama dalı kurumadı. Ben yavru vereceğini umuyorum. İleriki zamanlarda yavru verirse çekeceğim. Orkidemde baharda toprağını değiştirmiştim. Onu videosunu da çekmiştim. Ve iyice sağlamlaştı. Sorun yaşamadı. Kökleri de yaprak iki tane yaprak verdi ben toprağını değiştirdikten sonra. Bakalım çiçek için bir hazırlık yapacak mı? Daha çiçeğini vermedi. Başka bir yöntem öğrenmiştim. Yine çiçeği depresyona sokup karanlık bir yere koyup çiçek vermesini sağlanıyor. Onu deneyeceğim. Ya da büyüdüğünü düşünerek artık çiçek vermiyor. Daha yaprakları tamamlamamış. Bu yaprak büyüme işlemi bittikten sonra eğer çiçek için dal vermezse karanlık bir yere koyup 3 gün bekleteceğim. Bakalım nasıl olacak.